Bu bir sesimi duyan herkes, toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Kim var yanımızda? Ben de Jane. Jane yapalım bugün bizimle. Kendisine uzman olduğu konu için buraya rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Evet. Evet, konumuz nedir? Issız adamlar. Tabii ki ben ve ıssız adamlar. Issız adamları. Üç kadın bir araya geldik. Haydi bismillah diyorum bu bölüme. Arkadaki iki erkeği boş verin, gereksiz sesler. Bu halde stüdyoda kalmanıza izin verdik, öyle söyle. Başka da hiçbir şey söyleme. Biz o zaman ıssız olalım şu an. Issız olalım. Yok duymayayım. Haydi yalla. Öncelikle geldiğin için teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kendisini yani en hızlı konuğumuz. Bir sefer Allah belanı versin. Ay ben okuyayım. Şeyim ay bu kadar demedi. Allah razı olsun. Şak diye geldi oturdu. Ve kaç saatlik nöbetin üstüne? O kadar şu an yorgun ki 14 saatlik iş şeyden geliyor, nöbetten geliyor, işten bundan geliyor. Bundan sonra 1 saat avcılardan geldim diye ağlarsa sen o ağlama geçirmem. Hayır dedi. Evet. Hadi konuyu değiştirelim. Konuyu değiştiriyor. Öyle yani. Onu iliştirelim. Evet, ıssız adamlar. Bize bir tanım yapar mısınız? Buyurun. Issız adamlar ilişkinin başında love bombing yaparlar. Daha sonrasında ise sıkılıp bir anda hayatınızdan çıkıp giderler. Daha sonraki süreçte ise pişman olup size geri dönerler. Bu kadar. Issız adamlar budur. Aslında çoğu erkek ıssız adam kategorisine giriyor. Nasıl kurtarıyoruz peki buradan? Issız adamları mı? Evet. Şimdi bu konu hakkında çok fazla araştırma yaptım. Evet. Yıllarımı verdim. Birçok staj yaptım. Neden güldün sonra tepardın? Evet. Kız Özgür seni anlatıyor. Dinle. Belki şu öğrenirsin. Ayı. Bu Özgür de ıssız abi. Evet. Issız ıssız. Bunun tedavisini yapın hemşire hanım. Bunun tedavisini yapın. Lütfen artık. Bunu bir halledin gitmeden. Elinizi yine dur ya. RG çalışmaları yaptım. Araştırma geliştirme çalışmaları. Birçok hani testler yaptım. Issız adamla aslında belirli bir tedavisi yok. Kendi haline bırakacaksınız doğasında. Birçok kez kalp kırık yaşayacak ve daha sonrasında ben ne yapıyorum deyip kendi hayatını düzene sokmaya başlayacak. Güzel. Bu şekilde yani ıssız adamlar hayatlara böyle devam ediyorlar. Ben böyle bir aydınlanma level'ı pek görmedim. Ben de görmedim. Herhalde 40'larında falan mı aydınlanıyorlar ve hayat bitmiş? Muhtemelen. Muhtemelen. Yani. Çöp bir hayat. Yazık. Özgür dinledin mi senin geleceğini anlatan? Senden bahsediyorsun. Yok benim 40'ım 50'm yok var. Ben 40-50 yaşına gelmeyeceğim. Bu ghost uzmanı hayatımın aşkını buldum diye geliyor, ertesi gün ghostluyor. Bir hafta max ilişkisi sürdü şu zamana kadar. Bazen bir haftada 3 date gibi şeyler yaptı. Doğru. Can sen hayırdır ya? Oh be, sonunda sana bu şey yapacak biri geldi. Issız kadın da vardır dediniz ama hocam siz sohbetimizde, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yani ıssız kadını bir alt başlık olarak söyleyebiliriz. Müzeyyenlerin alt başlığı olarak ıssız kadınlar diyebiliriz. Bu birçok bilinen bir yanılgı. Diyorlar ki kızlar ben ıssız adamın kadın versiyonuyum. Böyle bir şey yok. Issız adamlar kendilerine has karakterler. Evet. Müzeyyenler de kendilerine has karakterler. Evet. Bir nevi benzerlik gösteriyorlar. Ortak paydaları var ama yani biraz cinsiyetleri farklı. Evet. Cinsiyetçi bir yaklaşım olacak ama öyle. Yani yapacak bir şey yok. Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela bir ıssız adamı adam eden bir kadına müzeyyen diyebilir miyiz? Evet. Evet, evet, evet. Issız adamların hakkından müzeyyenler gelir. Çünkü sen gidip aşk kadınsan, ıssız adamı bulursan o ıssız adam seni aldatır. Doğru. Seni kandırır. Doğru. Senin duygularınla oynar. Ama sen bir müzeyyensen. Eline verirsin. Ay şey. Müzeyyensen. Yani haddini bildirirsin. Haddini. Değil mi hocam? Gerçekten öyle yani. Evet. Ve ıssız adamlar zaten müzeyyenlere aşık oluyorlar. Evet. Bu şey dinsizin aklından imansız gelir. Bravo. Gerçekten öyle. Bizi müzeyyen etmeyin. Aklınızı başınıza devşirin. Aklınızı başınıza devşirin. Ya ikisi de aynı anda birbirini terk ederse? Oo. Çok toksik. Yo, bence bitmiş gitmiş, herkes kendi yolunda ya. Müzeyyenler daha şey oluyor ya. Issız adamlardan daha acımasız oluyor bence. Vallahi. Evet. Ama kadının yani şeyi. Gerçekten. Kadının şeyi daha ama kini daha büyük olur. Her zaman. Doğru. Kadının intikamı da daha kötü olur erkekten. Doğru. Tabii evet. Ki. Neden? Çünkü kafamız daha çok çalışıyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Özgür bu işi hoşça kesersen sen anını bellerim ben. Hazır. Bir
bilmiyorum yani hani ne bileyim genelde hep bir şey vardır hani adam etmek vardır ya o hı-hı. kadına has tanımlanmış bir özellik değil midir yani böyle adamı işte düzeltmek doğru. işte toksik boyu bad boyu adam etmek vardır bu kadına yakıştırılır yani bilmiyorum. Yani boşuna şey bence zaman kaybı ya. Harbi. Bence öyle. Ama hep tonlara çekiliyoruz be. Ben mesela evet. şahsen ve şahsen. Evet, sen ıssız seviyorsun. Rahatsız seviyorum ben. Evet. Bana çok iyi gelince ben şüpheleniyorum onda bir şey var. Onun bir dozajı var. O alıyorsun o ıssızlığı. Issızlığı alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. Sonra doz aşımı oluyor. Diyorsun ki ben ne yapıyorum diyorsun. Hmm. Zaten müzeyenlerde de böyle oluyor. Dinleniyorsun. Hmm. Kendine geliyorsun. Nadasa bırakıyorsun. Ya evet biraz kendini dinlendikten sonra yani ben kendi hayatımdan da anlatabilirim. Şey Selena olur Gomez olur. Konuşuyor. Selena Gomez anlatıyor. Evet bize çok uyar. Evet. Yani hayatımda birçok ıssız adam tanıdım gerçekten. Gerçekten tanıdım. İlk ıssız adam makamı zaten klasik. 17 yaşında yaşadım. Ha, 17 lise, yaş. Lisedir. Same. 17 doğru. yaşında yaşadım. Sonra böyle hep ıssız adamlar, ıssız adamlar. Sonra dedim ki bu böyle olmuyor. Ben artık hani şey yapmam lazım erkekleri. Yani biraz müzeyyenleştim diyelim. Müzeyyenleştim. Daha sonrasında çok en son noktada çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ve dedim ki artık ben ilişki istemiyorum. Kimseyi istemiyorum. Kendime odaklanacağım dedim. Kendime odaklanmaya başladım ve tak bir anda erkek arkadaşımla tanıştık. Çok şükür. Oh, nazar değmesin maşallah. İki senedir maşallah birlikteyiz yani. Oh maşallah. O eskiden ıssız mıymış? Düzelmiş mi? Hayır o aşk adammış hep. Oh maşallah. O doğuştan bir aşk adam. Maşallah. Evet ilk sevgilisi ben olabilirim yani muhtemelen. Vallahi evet. Ya. Hadi hepimizin başına toksik canlar. Özgü sana dedi. Ondan müzeyen olmayın arkadaşlar. Evet. Ve şunu da unutmayın. Tanıştığınız ilk kişiyle ilişkiniz sonsuza kadar sürmeyecek ve evlenmeyeceksiniz. Bunu evet. unutmayın yani. Şimdi bak 65 çalışacak. Ben 17 yaşında lise 3'te tanıştım. Hala evliyim abla. Ha, bravo hayatım. Sen onu yaptın diye. Yani. Allah Allah yani. Biz size karşı değiliz. Hani sadece bu olasılık düşünüyoruz. Evet. Yani sen çok şanslısın çünkü. Sen bir aşk adam bulmuşsun. Evet. Muhtemelen aşk kadınsın ve bu ilişki böyle devam etmiş. Ama bizler o kadar yani şanslı değildik yani. Değildik değiliz. Lisede tanışmadınız mı? Biz lisede tanıştık. Ben beyefendiyi şey yapa çıkaramadım affedersiniz. Üniversitede tekrar şey oldu. Biz bayağı bir 22-23 yaşında biz şey olduk. Ha. Özgür Beyciğim yetişkin sayılırdık. Onat Bey ıssız mıydı? İnanmazsınız ıssız, bence. Pek evet, ıssızdı öyleydi. Bende. Ama benimle ilişkisinde öyle değildi. Ben de o konuda şanslıyım yani. Ama benden önce bu da ıssızdı. Evet. Ne değişti Donat Bey size? İşte ıssızlaşa bir şey yapıyorsun arkadaşlar. Ulan desene karının sihirli dokunuşu desene. Ölsene Aslı'ya. Tabii. Abi gerçekten kadınlar adam ediyor ama ya. Hiçbir olmuyor ya. Wow. Yani evet. Parfümle çoğu öyle ben. Issız adam çoğu öyle olur bence yani. Bilmiyorum. Düzeltirsin yani. Biraz bizim son konuşmamız bad boy kafasında. Bad galiba. Boy kafası da diyebiliriz. Evet. Aslan'ın şöyle bir açıklaması var. Fuck boylar üremesin diye belediye toplasın. Hala bu fikri savunuyor musunuz? Yani kötü çocuk yetiştireceklerini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bir ıssız adam çocuğuna ne öğütler abi? Üzülme, kızlar için ağlama falan. Anladım böyle hayvan doğru. hayvan şeyler öğütleyecek. Bir nesil daha böyle gidecek. Ben bunun önüne geçmek istiyorum. Ben de bunun önüne geçmek istiyorum. O yüzden ıssız adamlarla mücadele derneğini kurdum. Hadi bakalım. Biz de üyeyiz. Bağış yapacağız bu derneğe. Evet. Şey, birinci madde hadım gelsin. Lan bir tedavi dene önce. İlişki önce mahkemeleri kurulsun. Yok canım. O yok. Biz Özgür'ü yazdırabiliyor muyuz buna? Kurs mu lan bu? Yok güzel. Özgür'e bir indirim. Bir %20. Biz ödeyeceğiz de malum. Özgür denek olarak alayım. Aslı Hanım bu arada. Aa çok özür dilerim. Biz gelince haberi gelsin. Evlerinize haberi gelsin. Açın anam bölümleri. Zeynep Hanımlar size geldi. Yani bize. Böyle saçma bölümümüz aksına bak. Hayır gayet güzel. Abone çok ben bunu bir bölüm uydurdum. Çok sevdiler. Mecbur çok yapıyoruz Allah ekmek parası ne yapacaksın? Onumuzu özel kaç like istiyoruz Aslı Hanım? Bu bölüm uçma, uçma. Uçma. Ama şimdi 5-6'yı gördük onu zorlayabiliriz. 7 de bari 7. 7000 like istiyoruz bu bölüme minimum. Minimum. Bugün 7 Eylül 7 Eylül özel 7000 like istiyoruz arkadaşlar. Çok çok. O zaman 7. Aynen 7. Manifest. Manifest. Her şeyi çok yanlış anlıyoruz gibi bir şey hissetmeye başladım. 7 de ben korktum Eylül ayında olduğumuz şey. Bu arada şey ıssız adam seksiliği diye de bir şey var ya. Ay biraz var. Kapılmamak değil değil mi? Evet var. Biraz var. Zaten doğru. Onlar o seksiliğine güveniyor şerefsizler. Evet. Karizmasına evet, güveniyor doğru. bacım. Sırtını veriyor karizmaya. Her şeyi kendinde hak görüyor terbiyesiz. Doğru. Özgür sen de güveniyor musun götüne? Nereden geliyor bu güvenç?
Benim en sevdiğim yemek dolma. Sarma canım ama neyse. Neyse ne. Nimet hakkında şaka yapmıyorum. Pardon. Şimdi evet. Gerçekten ısıt adamların ben de karizmatik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya. Ataları karizmatik zaten. Evet. Yani. Evet. Ve ayrıca Necat İşler de çok karizmatik bir adam yani. Yani evet. Çok evet, karizmatik. Necat abi alkolü de bırakmadın be abi. O kadar şey yaşadın enteresan. Neyse ya, Allah sağlığını versin. Yani ben onları yaşasam be hacı umreye giderim. Sen maşallah parmak falan gitti. Aynen devam. Allah'ım derim be. Parmaksız adam da diyebiliriz. Necat abi harbiden ikonsun yani. Yemin ediyorum hayranım sana. Helal olsun, ben olsam tövbe etmiştim. Aynen devam. Geçen gün maça giderken otostop çekiyordu. Aslanım yeter. Özür dilerim. Affedersiniz. Kaybedenler kulübündeki personasını ben şey yaptım. Bir dolmuşluk sevdi. Bir puanı bekliyormuşuz aslanım. Uyuz olurum. Uyuz olurum yani. Ben seni üzerim. Hiç. Ya sen kim beni köpek üzecek? Hayır, bir de yani biz bunu göze almışız zaten. Biz senin bizi doğru üzeceğinizi biliyoruz ve biz bunu istiyoruz yani. İstiyoruz. Bizi üzmenizi istiyoruz ve evet, yani ağlayacağız evet sonrasında evet, ama en azından hani bir içimde kalmayacak. Süreçte keyfine bakacaksın ya. Ha, evet. Yani hem basit. Issız adam person, şimdi bakın ıssız adam evet olunmaması gerekiyor ama ıssız adamların da gerçeği var yani, ıssız adamların var olmasının bir gerçeği var. Hı-hı. Kimse ev kur demiyor onlara. Evet. Evet doğru. Kendileri diyorlar hatta. Ne diye? Yani kendileri ilişkiyi ciddiye taşımak istiyorlar. Sonra ciddiye binince korkuyor. İşte her şey bir kaçma kovalamaca. Evet, onlar o yarışı seviyorlar. Çünkü filmde de öyleydi. Cemal yani ıssız adam Alper Adan'ın peşinden koştu. Ada dedi ki ben seni istemiyorum. Bunlar sevgili oldular. Annesiyle tanıştırdı. Hop. Elde edince bitiyor o zaman. Sarmayarken kızı terk etti yani. Acaba aileyle tanıştırma mı onu tetikledi abi? Hani ciddiyet evet, oluyor ya aile. Bu aile işlerini çok erken belki de yapmamak lazım be. Ha? İlişki de acele de yürümüyor ya. Akışına bırakacaksın. Çünkü her ilişkinin bence dinamiği ayrı arkadaşlar evet, bu arada. Yani benim bir yaşadığım süreci sen bambaşka yaşayabilirsin tabii ki, tabii ki yani. Ki. O yüzden bence o tip şeyler de bunları tetikliyor. Aile, mahalle ne oluyoruz ya oluyor. Beni kapaklamaya mı çalışıyor? Kafeslemeye mi çalışıyor falan diye tribe giriyor muhtemelen adam. Doğru. Çok acele etme. Diyelim ki bir ıssız adama aşık oldunuz. Bu belaya bulaştınız kardeşim. Geçmiş olsun. Şey yapın yani, yavaş birazcık yavaş, abartmayın. Birden sana kek yaptım, donunu yıkadım, anam eve geliyor. Yani bir yavaş yani, bir frene bas hayatım. Korkacak herif, korkacak yani. Yani biraz müzeyenlerden taktik alarak yalancı müzeyenlik yapabilirsiniz. Evet. Eğer ki o da zaten belki o noktada ıssız adamlar değişebilir. Hani yani inanıyor muyuz ya değişeceklerine? Ben nedense pek inanamadım ya. Tam değişmese de kaçan kovalanır ya kanka. Doğru. Hani çok böyle şey yapmayacaksın. Mesela mesaj atmayacaksın. O sana diyecek niye bana bir şey yazmadın diye. O zaman sen sanki kovalanan oluyorsun, anladın mı? Kendi zehrinden şey yapmaca. Bana bugün oldu şey ya, TDK gibi. Sen fena. Ben böyle ben saçıyorum ya. Fena. Türkçem yürüyor maşallah. Maşallah. Özgür'e göt diye bağırman dışında şu anda şıkıyor yani. Türkçem on numara gidiyor. Ama Özgür'ün götü de iyi. Ay teşekkürler. Paraşüt pantolonunda çok yakıştı götüne. Sağ ol ablam. Dışıdamasın dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani doğru bir tavsiye verdim değil mi hocam? Çok evet, da yani abartmayın yani siz de. Evet. O zaman Özgür'ün karşısına bir tane eli maşalı biri çıkınca Özgür pert mi oluyor bu? Biraz olacak. İlla ki. Ay, yani inşallah. Bir kalp kırıklığı yaşaması gerekiyor. Ay inşallah sürünürsün be. Müzeyyenlerimi bekliyor. Deme please. İnşallah. Senize... Ama yalandan müzeyyenlik yaparsan da bir noktada patlayabilirsin. Evet. Yani boş doğru bulunup birden yemek yapasın giren mutfağa gibi. Yani kaldırıldı tarhana. Hani biraz yani ona inanarak hani o personaya bürünün. Yoksa hiç o topa girmeyin yani. Öyle iki gün müzeyyen, yani 5 gün annelikle olmaz o iş. Valla benim çevremde ne kadar sorunlu kadın varsa hepsi mutlu, eli maşalı, erkekleri böyle şey yapıyor. Harbi ne mi kadar da normal kız varsa single. Aşk kadın varsa değil mi? Yani. Hepsi single değil mi? Ya da aldatılıyor. Ya buradan aşkım, kendime bir şey çıkarmak için söylemedim. Ben normalim gibi. Ama öyle. Çıkıyor bile kendini. Estağfurullah. Erkekler de bu biraz böyle. Bu evet mu? Erkekler böyle. Şimdi şeyde olmasın yani. Erkekler de bunu yaşıyor. Biz sadece kendi deneyimlerimizi konuştuğumuz için konuşuyoruz. Hı-hı. Erkekler de aldatılıyor. Tabii ki. Erkekler de müzeyenlerle karşılaşıyor. Hı-hı. Tabii ki. Hani kadınlar da ıssız adamlarla karşılaştığı gibi erkekler de. Zaten bak, bakın müzeyenler de ıssız adamlar da yanlış insanların kurbanı. Doğru. Eski ve kalp kırıklığı yaşıyorlar ve bu karakteri bürünüyor. Ya da ailevi travmaları oluyor. Doğru. Annesi babasını aldatıyor.
babası annesini aldatıyor ve doğrudur. Böyle kişiliğe bürünüyorlar. Bağlanmaktan korkuyorlar. Bu gerçekten aslında psikolojik bir şey diyebiliyorum ben. Bağlanma korkusu. Bir sonrakinden acısını da çıkarmamak lazım. Mesela atıyorum sen bir ıssızdan çok çektin ya da müzeyende çok çektin. Hani bir sonrakine onu yansıtma. Bir tanı yani bir sonraki. O öyle olacak diye bir şey yok yani, anladın mı? Bütün doğru. Erkekler ıssız. Bütün kadınlar böyle var. Böyle bir şeye gerek yok bence yani. Evet, işte o moddan çıkmak da uzun sürüyor. Doğru. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kucaktan kucağa atlamayın. Bireysel olarak ne denir? Evet. Mental sağlığa kavuşun önce. İnşallah. İlişki yaşamak için ilişki yaşamayın. Bunu Özgür'e söylüyorum birazcık. Kucaktan kucağa atlamayı söyledim. Öyle. Ben de onu söyleyeyim, siz anlayın gibi düşünün. Evet. Ben evliyim. Ben evliyim. Ben çoşk unu meledim, meleği bastım ben. Ama ben mesela ıssızı eğitip evlenmedim yani. Ben Onat Bey'le tanıştığımda kendisi ehlileşmişti. Ben ıssızla olmadı, ayrıldım. Ben Onat Bey'i beğendim. Sağ olsun kendisini nüfusuma kaydettirdim. Umarım aklında orada kalmamıştır bebiş. Canımsın. Onat Bey müze yeni oldu mu hiç? Tamam. Onat Bey'in bize yerine oldu, oldu ya, mu? Bir tane oldu ya. Oldu mu? Yani aynen. Çok aynen, derin yaralar bırakıyor. Yara bırakıyor değil mi? Erkeklerin de ses verelim burada. Buyurun. Evet erkekler. Hadi bir bölüm sunulmasın ol ya. Bu kadar. Benim doldu müzeye. Bu kadar. Şimdi kritik durum şey ya, terk etmesi ya seni. Geldikten sonra ne yapıyorsunuz ıssız adamlara? Nasıl yani? Geri affediyorum. Geri geliyorsun ya. Ha, şöyle. Aslında tükürdüğünü yalıyor. Ha, nasıl oluyor biliyor musunuz? Zaten ıssız adamlar size ilişkinizin en güzel gittiği zamanda geri dönüyorlar. Ha. Sen mesela diyelim ki ilişkiye başladın. Evet. Çok sevdiğin bir flörtün var. Artık ilişkinin doruklarındasın. Bir gece ansızın ya da bir gün ansızın sana mesaj atıyor. Seninle konuşmak istiyor falan. He. Böyle dönüyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Affedilsin mi? Affedilmeyi öneriyor musunuz? Hayır, ben olsam affetmezdim. Kızlar size bırakıyorum. Eğer ki dersleri dinlediyseniz ve bizi de dinlediyseniz. İnşallah. Yani çünkü insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Kimse değişmez, kimse 50'leşmez. Teşekkürler. Benim partnerime bugün kaçıncı atasözü? Atasözü sayacı açar mısınız? İlk defa ben bu kızı böyle görüyorum. İlk sezondur bu masada bunları çekiyorum. Evet bacım, haklısın. Ben ama onun öğretmen personasına etkilendim biraz. Etkilendim. Hayatım sen burada mentorumuz oldun. Keşke şeyimi getirseymişim ya. Sopamı getirseymişim. Mentorumuz oldu. Ben de etkilendim yani. Ama bir yandan da şey yani, içim diyor ki kalbinin de sesi dinlesin yani. İçinde kalması evet, da kötü hayatım. Evet. O da kötü evet. Yani. Sonra hep düşünecek ya, ay acaba ben onu adam eder miydi falan. Sürekli kurcalayacaksın. Evet. Olmadı, yaşa gör ama kendini koru yani. Çok etkilenme yani bu durumda. Ama bir kere ayrıldıktan sonra yalama oluyor ya. Evet. 2-3'ü geliyor. Evet. O da kötü. Ama bunu yaşayabilir aslında ya. Yani yaşasın, görsün, kendi tecrübe etsin. Barışmak yani. İstese barışsın. Hayattan derslerini alsın. Sonuçta biz de yaşadık bunları. Evet doğru. Yaşasın ki bilsin abi yani. Her şeyden kendini korursan da hayatta hiçbir şey yaşayamazsın yani o zaman da. Öyle düşün. Yardır. Wow. Yardır. Yani. Ama bir gururun duruşun olsun yani. Yardır evet. Da yani bir kere yardır yavrum. İkinciye yardırma dedi. Yardırma artık. Peki bir ıssız adam. Issız adam olduğunu nasıl anlar? Öncelikle. Anlar mı ya böyle bir şey, aydınlık bir şey var. Aynaya bakıp evet, ben tam bir yavşağım mı diyecek aynaya bakıp. Nasıl anlar? Şimdi eğer ki İstanbul içinde ikametgah ediyorsa kesinlikle akaretlerdeki ledli ışıkta bir fotoğrafım var. Bak gerçekten. Var mı? Çok spesifik bir nokta. Özgür var mı? Çok istiyorum çekimler. Nasıl olmamış? Senin bütün fotoğrafların neon, her şimdi aklıma geldi. Mor mor çekiyor. Çok güzel, yok. Çok iyi. Başka başka? Bakayım tuttu mu? Bu tuttu. Bir bu de tuttu. Bir. Bir de bir. İlişkinin başında aşırı derecede love bombing yapıyorlar. Bu yani çok böyle işte diyor ki bir tanem, işte canım günaydın, işte böyle hep sevgi cümlesi kullanıyorlar bence. Evet. Benim tecrübelerim hep böyle çok aşırı ilgi veriyorlar. Bir diğer noktada ise şöyle yapıyorlar, çok fazla fanatiklikleri var. Yani bir konuya çok fanatikler. Bu işte futbol oluyor. He. Bilgisayar oyunu oluyor. He. Türkçe rap oluyor genelde. Ben de dinleyen bir insanım. O şekilde oluyor. Kardeşim helikopter. Bakayım başka ne oluyor diyor. Evet, Türkçe rap, bilgisayar oyunları, futbol. Futbol bir takıma seni fanatiklik. Seni YouTube. Evet. Tabii YouTube olabilir. Böyle şeye fanatikler oluyor. Arkadaş grupları olur bunların. Kendi evet. Gibi beş erkek böyle. Evet. Her yere birlikte giderler evet. Falan. Böyle evet. Bir... O bad boyumsu ıssız adam. Evet. Bad boyluk da var içinde. Ondan da sertmişler biraz. Evet.
Baktınız bunlar sizde var. En yakın sağlık kuruluşuna bir an evvel gidiyorsunuz bir test, hemen bir test. Hani nasıl kurtulacaksınız? Daha önemlisi hayatınızda böyle biri varsa eğer, eyvah, kız erkek fark etmez, hızlıca buraya başvuru yapıyorsunuz. Hı-hı. Size bir rehabilitasyon programı açıklıyoruz. Oradan devam ediyorsunuz sürece. Doğru. Evet, çalışmalarımız devam ediyor zaten. Panzehir. Keşke bunu program olarak satabilsek. 99 liraya. Ayda. 99.99. Evet. Udemy'de biz varız. Udemy'de anlatıyoruz. Adam ediyoruz. Adı bu ama eğitimin. Adam etmek. Biz. 10 numara eğitim bence. Kişi başı 5000 liraya satarız bizim bunu. Güzel. Mesela Özgür için mesela Tinder sertifikası alması gerekiyor. Aa evet, bir de şey Tinder de kullanıyorlar. Aha. Bak, yani Özgür. Bunu şey belki ileride bir reklam gelir. İnşallah. Flört uygulamaları söylemiyorum ama Tinder demeyelim de böyle birkaç uygulama diyebiliriz. Flört uygulamaları. Biz her hafta Tinder diye bağırıyoruz. Duyan yok. Bağırıyoruz. Burada premium, ekstra premium kullanıcı var ya. Gold member. Sponsorlar biraz kanalda ya, seviye bırakın da YouTube izleyin ya. Burada ağzımız dilimiz adam sağ sola süper like atıyor ya. Var elimizde var. Doğru. Gerçekten. Ya programın yüzü olabilir kendisi. O kadar söylüyorum size. Ne olur. Annesi babası ne düşünür bilmiyorum ama. Boy boy pankartlar sokaklarda. Allah seni kahretmesin. Burnundan mı aktı Allah cezanı verdi? Ha bir de biri tweet atmış geçen. Ne diye? İşte şey yazmış. İşte Alper adayı terk etmekte haklıydı. Vize almak için yabancı adamla evlendi. İşte şey gibi, oha, köylü gibi oturmuş tencereden sarma yiyor falan. Canım hayırdır ya? Sen adaya laf atmışsın da. Yani... Ay sarma bir kutsaldır ayı. Sarmayı niye herhangi bir yere koy yerim. Ne olacak harbi? Herhangi bir yere koy yerim sarmayı. Buraya da koysan yerim. Hiç ben bana fark etmez yani. Onu yazan gelsin benim yüzüme söylesin bakalım. O kadar. Söyleyebilecek mi? Bu hadi kadar. Hadi bakalım. Bu kadar. Geri şimdi zekalı. Sıra sallamayaydık, yedi bizim dilimizin son yandı biraz. Tamam tamam. Bunu kes. Kes. Bence şey muhabbeti var ya. Ben ona çok inanıyorum. Orada mesela ada biraz daha farklı böyle bir taktik maktik işlerine girseydi o adam parmağında döndürürdü evet. De. O kız da çok doğal dürüst. Bir kız hiç taktiğe evet falan işte gelemedi. Aşk doğru. Kadındı yani. Aşk kadındı. Şey yapamadı. Yapamadı kız taktik. Belki de sarma kötüydü ya. Sarmıyor. Annesi sarmıştı. Alper'in. Olan annesinin sarmasını yiyor kız. Evet. Öyle düşün. Ya seni çekecek bir kız bulmuşsun. Daha ne arıyorsun ya? Çok sinirleniyorum ya. Senin o memnuniyetsiz tipini... Bağlanma problemi bacım. Evet. Heh. Bağlanma problemi. Kimle alakalı? Annesiyle alakalı. Isıdadamın annesiyle alakalı. Evet. Çünkü ısıdadamın annesiyle babasının arasında bir gerginlik vardı. Hı. Ve ısıdadam yemek yerken bir anda böyle annesi bağırıyordu. Yani travmaları vardı. Onlara da bir şey diyemiyoruz işte. Yani. Evet abi ne diyeceksin ya? Isıdadamlar da bir şey diyemiyoruz. Her iki taraf da haklı. Benim en bireysel olarak gelemediğim mızmız memnuniyetsiz erkek. Adam. Evet. Ya böyle bir silkeler kendine gel. Adam tane. Dediğin sabah kalkar gider. Kalk gitme adam. Uyan adamdan nefret. Seda abla seni de konuk istiyoruz ablacığım. Seda ablanın şeyini izlediniz mi? Adama baktın, sevdin, tanıştın. Ver abi TC kimliği. Ne kadar doğru konuşmuş ama. İdol. Düzlemde. İdol. Ben sevgili olmuyorum, evleniyorum. Kadın cümle bu. Evet evet. Evleniyorum. Helal olsun. Sorun sadece çok olması bunun. Kaç oldu? 9'a yani, gidiyor mu? İşte hiç sevgili olmadığı için sayı biraz fazla. Arada bir sevgili olup üçünü elese 3 evlilik aslında. Normal 3 evlilik. Maddini öldürmek istemiyorduk ben. İstemiyor kadın. Falan. Tabii tabii tabii. Bir iki date çık bari ablacığım ya. Bir yemeğe gitmek sana kalmaz. Daha zor bulacaklar. Ama çünkü işte nikah sonunda. Ama bunlar ünlü bacım. Bunların date'i bizim date'imiz gibi düşünüyorsunuz. Ay şimdi kapatsa restoranı abla. Seda çıktı bir yere bilmem ne. Olay olacak. Adı çıkacak kadına. Kız boşanmak daha zor. Evet. Bunun avukat masrafı var. Ama bu kadın kesin şey imzalatıyordu. Kız tabii ki. Önden şey. Helal olsun abla. Sen onun de önce çok şey var. Zaten şeydi böyle. Yine mi abla? Tamam falan. Ben de. Evraklar hazır, dosya duruyor hepsi oldu. Sadece adı silip değiştiriyor. Aynen. Onu da yanlış yazıyorlar muhtemelen çünkü çok hızlı değişiyor. Kaçıncı ünlü salladığımız için. Çok korkmaktayım. Seda bizi gebertebilir. Sus. Seda abla seni seviyoruz lütfen. Bunlar hepsi şaka. Tatlısın. Şöyle aynen. Kalp yapalım. Aynen. Seda abla. Biz de sabah erkek nefret yatan erkek nefret. Biz de. Kadı evet, abla. Adam, doğru. Harbiden adam biraz hareketli olacak. Bir eli ekmek tutacak, para kazanacak. Mızmız olmayacak, memeliyetsiz olmayacak, öyle suratı gülecek azıcık. Ve şöyle, duran erkek gerçekten nefret. Çünkü duran erkek durdukça hayatındaki kadına sarıyor. Ama böyle. Sarıyor, ve doğru. Böyle ve kadını sarmayı bırak.
Aksine böyle aldatmaya da yelteniyor durduğu için. Canı sıkılıyor. Ama bence benim düşüncem çok aktif olarak yaşayan, çalışan erkek vakit bulamıyor. Çünkü adam işine mi gitsin, okuluna mı gitsin, senle mi uğraşsın? Ne yapsın bu adam yani? Vakit bulamıyor aldatmaya. Benim nacizane düşüncem. Ama aynısının tersi de böyle. Yani mızmız kadınlara da gelemem ben. O adamı yer de vık vık. Adamın böyle... Zaten kadınlar daha uzun yaşıyor birazcık. Gidiyor musunuz restoranlara? Hep 70 yaşında kadınlar... Evet. Kafi date yapıyorlar. Erkekler mortingen, rip yani. O dayanamamış. Çok toprak hayatım, altına girmiş. Kadın gömdükten sonra ikinci bir hayat yaşıyor. Yaşıyor. Evet. Böyle doğru. Bir şey var yani. Kocasını gömüp tekrar tatillere giden kadınlar var hayatım ya. Ben hiç görmedim karısını gömüp tatile giden erkek. Üşeniyorlar ayol. Onlar eve kapanıyor sonra. Da, evet evet. Onlar hiç alo program çekiyoruz. Telefonu. Mortingen. Maç özetimi izliyorsunuz. Doğru muyuz kardeş parkada iki erkek ya? Ya var mı sizin hayatınızda mızmız birileri? Ben karın diyormuş döverim seni. Mızmızlara ben iki gün dayanabiliyorum. İşte. Üçte evet benim için de mortingen oluyorlar. Bazı erkekler de seviyor mızmız kadını. Aa. Evet. Bence. Böyle, Allah Allah. Böyle bir şey olacak. Beni darlasın mı? Şey gibi pick me girl gibi. Evet pick me girl gibi. Ona da sıra gelecek. İşte beceremem. Onları seviyorlar he doğru. Ne ama mi? Benim söylediğim mızmız böyle hani koltuğun kenarına oturacak başlayacak. Hüsnü bu akşam ne oldu biliyor musun? Bık 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 bık. Hüsnü böyle ruhu şey Hüsnü şey diyor. Ne oldu hayatım anlat. Şu earpods yavrum. Hüsnü earpods hediye ediyorum. Ama evet, pikmileri cidden doğru. Seviyorlar. Böyle bir hani korumacılık şeyinden dolayı ben yardım edeyim çıkıp çıkıyorum. Evet çünkü hep ona ihtiyacın varmış gibi yapıyorsun. Evet, ben yapamam. Şey yaparım. İşte kurtarırım ben onu yaşatırım. Ben seni buradan kurtaracağım. Sana ev açacağım. Ben seni çekip çıkaracağım bu hayattan. Aynen. Ama sonra niyeyse çamaşırlarını yıkayamıyorsun mesela. Enteresan yani. Beni çekip çıkarıyorsun. Devamı bende ama. Her şey bende. O da enteresan yani. Sonra evet. Bir tane daha adam bakıyorsun çocuk gibi. Ay evet. Of. Bu çok kötü olduysa buraya kes oldu benim işlemesini. Bunu kesmeyin. Yok yok süper oldu. Aynen var ya. Tıklanmayı görüyor Özgür. Burada tıklanma artıyor. Evet ama gerçekten çocuk büyütür gibi koca büyütmek. Çok zor. Çok zor. Yok. Mesela şöyle olabilir. İki taraf da birbirini büyütebilir. Ha, yani evet, birlikte olabilir. Büyüyebilirsin. Bu çok güzel bir şey olabilir. Evet. Ama mesela kadın adamı büyütüyor. Adam kadını büyütüyor. Böyle olmaz. İki tarafın birbirini büyütse bence daha şey olabilir. Tabii. Makul olabilir. Evet. Tek tek biberon. Bir o içiyor bir o içiyor. Ne zaman gelecek diyordum ben de. Ben de. Ya bütün olay bence bir anda aldatması. Şey bir anda gitmesi abi. Bir anda gitmeseydi ya da sarma yemeseydi. Sarma orayı komikleştirmiş bence ya. Sarma evet. Arşa çıkarıyor. Bir de annenin sardığı bir şey çok domestik bir şey falan ya sarma. Evet. Ondan çok tetikleniyor adam orada. Evet. Evet. Hiç düşünmemiştim. Biz ıssız adama hak verir her şey daha farklı olur muydu? Nasıl? Sarma olmasa her şey daha farklı olur muydu? Yok bir noktada bir şey yine tetiklenirdi bence. Ya. O gün sarmaya tetiklenmezdi. Yarın çamaşır yıkadığını görürdü tetiklenirdi evet. Yani. En ufak bir domestik harekette tetiklenir. Mantıya ya da. Yani. Ya da mesela. Aynen. Ne diyeceksin orada? Benim karım bana mantı açsa. Ağzımı açarsam ne olayım? Gerizekalılar. Biz burada tost yapamıyoruz. Neyimiz beğenmiyorsun? Şımarık, pislik şımarık. Mantı açar ben. Gerçekten mi? Allah aşkına. Evet. Haftaya Zeynep'in evinde. Benim yeni şeyi. Mukbang. Haftaya mukbang. Mukbang. Bu kadar şey yeter. Ay bize bir soru yıl ver be. Biz burada gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Mahvolduk hayat. Şimdi mantı tarifi Allah. Sarma tarifi bitti. Evet Allah. İnce aç. İnternetten baka baka yapıyorum ama oluyor yani helal ya. Helal olsun. Tamam abi daha ne helal olsun. Ama hiç vaktim yok ki yapamıyorum artık çocuğa. Çocuk da başında egemenle ilişkinin başında. Çocuğa yaptım sarmaları. Yaptım mantıları, yaptım pastaları. Her bütün yemekleri yaptım. İkinci sene oldu artık. Arada bir tost dışarıdan kebap, Adana dürüm, tost. Bir ara öyleydi. McDonald's, mega dürüm falan. Evet. Öyle şey. Yapacak bir şey yok. 14 saat. Kolay değil. Doğru. İmkansız ben 14 saat yapamazsa beni yıkasın isterim ya. Anladın mı? Evet yani? Evet. Benim ayağımı yıkasın isterim. Ya salak ayağımı dedim ya. Her şey püsleri çekme be. Yo iki yıkaması da bana mantıklı gelmişti. Belki şey eve gelirim böyle yaparım. Zaten öyle gelirim hepsi. Öyle abi. Yorgunluktan. Konuşamam yani. Olsun vallahi. Güzel hayat güzel ya. Ben çok takılmayın böyle. Oydur'a verdiğim psikoloğa. Çok takılma. Çok takılma ya. Olur böyle şeyler. Olur. Hep olur. Millet biri... neler yaşıyor ya. Biri geçen videomuza şey yazmış. Aslacığım çok kalbim kırıldı. Arkadaşlar bunu izleyebilirsiniz. Biraz eğlendim ama bana pek bir şey katmadı. Ya ne istiyorsun hayattan ya? Seni eğlendirmişiz işte. Burası gerizekalı. Kişisel gelişim yeri mi? Ha. Kişisel gelişim YouTuber'ı. Fake'ler. Fake'ler.
O sırada sabah kadar Adil Yıldırım izlendi. Olacak olacak. Hep olduracağız ya. Olduracağız. Herkesin dolabında bir cesedi vardır. Bir Necdet İşler'den de bir alıntı yapalım dedik. Doğru. Seversin. Necdet'i bana sor. Necdet abi parmağını demeseydin ananı buraya çağırabilirdik. Bir şey söyleyeyim mi? Necdet abi ben Gülbeyaz'dan beri aşığım. Keşke gelse. Böyle otururum, böyle izlerim Necdet abi. Abi deme lazım bu ya. Tek sevdiğim ustadanlardan biri denilebilir. Valla değil mi? Gülbeyaz'dan beri hastasın. Ya şey tatlılar ya onlar tamam, da. Tatlı. Şey ustadan mesela bak bazı gerçekten ben ustadım diyen gençler de mesela dalgasına diyorlar. Aslında gerçekten böyle yazıyorlar. Ben ıssadamım. Zaten ıssadam olduğunu düşünen kişi ben ıssadamım yazmaz. Doğru. Kötü de ıssadam yazmaz. Doğru. Tatlı bir ıssadam yazar. Doğru. Yazıyor ben ıssadamım. Bakıyorum diyor ki çok güzel video olmuş. Ben ıssadamım. Yerim seni ya. Evet. Vallahi bak gerçekten. Hafif bir romantiklikleri oluyor. Kibarlıkları evet, oluyor. Centilmen oluyorlar falan. Enteresan yani. Zaten romantiklikleri kilitliyor. Kilitliyor. Doğru. Kıza aldığı kitap şey kitapçıda bir şeyler yaptı. Peşinden koştu falan. Tabii. Bu hareketler olmasa olmaz ki abi. Nasıl aşk edeceksin? Başka bir yaşamda farklı bir son hak etmiştik. Ben bunduysa daha fazla hiçbir şey diyemem. Kapatalım Özgür. Kes Özgür. Gir yayından çık Özgür. Şeyde mi çıksak acaba? Herkesin dolabında bir ceset vardı. Öyle bir şey de olabilir yani. Peki bir ıssız adaya düşseniz. İçimde adam. Kalırdı. Bu içimde kalırdı. Kızın adının adı olması o öyle. Issız adam. Ne? Şu an fark ettim. Aydınlanma. Issız adam şey yapıyorlar. Bence o yüzden. Sizce? Bölümün sonunda. Evet. Abi çok iyi film ya. Çağınırmak mıydı lan? Evet. Çağınırmak. Bu aydınlanmayı Özgür salonuna gelmesi dedi. Etkilerini ben cümleyi kalan. Kurarken bile fark etmemiştim. Vallahi billahi. Benim bütün hayatım ısız. Bana sor aşk adamla karşılaştırma. Hayır. Öyle sorsan daha iyi olurdu. Tercih meselesi değil ben tercih de etmem. Ben de ne kadar sorumlu o kadar iyi. Öykü bir de etkilenmiyor aşk adamlardan. Evet. Sıkılıyor. Bunalıyor evet, çabuk. Boğuluyorum ben. Bir İnşallah. Bir var mı? Yok. Ben kimseye kapatayım. Ben balık burcuyum ya. Benim neyim ya? Ben kendimi ne diyorsun alırım. Sen ya? Çık dışarı. Kuliste gergin dakikalar. Öykünün burada ağlama kutusu var. İçeri gülüyor ağlıyor. Ya. Ne gülüyorsunuz lan? Ekime bak. Salak. Öykünün kutusu yok. Herhalde şaka yaptı lan satayım. Şimdi derler. Aa Öykü abla kutum mu var? Böyle ne oldu? Şaka hep şaka. Belki de ıssız adamı siz yaratıyorsunuz ya. Baksana gözyaşları hazır. Orada bekliyor ne zaman beni şey yapsın da gözyaşlarını bırakayım diye. Ben saldırırım. Bireysel saldırırım. Yani adam halinde devam ediyor. Yüz veriyoruz ama doğru söylüyor. Toto'yu kaldırıyoruz. Evet. Kes Özgür kes! Daha fazla travmanı tetikleme beni. Adam orada ciddi bir şeyden bahsediyor. Sen sarma yiyorsun abi yani. Kaç dakika? Neyden bahsediyor ya? Ona özür dilerim aslında. Ona bir hak verdik diye bokunu çıkarmayın. Ama son şeyi beni düşündürdü ha. Yalan değil şimdi. Biz hangisi? Mi işte bunları... Tabii canım zaten. Sahnede son çok uzun süre bekliyor. Ayakta bekliyor. Ayakta aksiyon halinde adam ve bir şey diyeceği suratından belli. Oturmuşsun sarma yiyorsun ve sarma yemeye devam ediyorsun. Ada da biraz laldi ha. Hayır bakın orada... Ya evet o şey adacık biraz şeydi. Değil mi? Evet. Saf masum saf bir ya, insandı. Evet. Aşk kadın ya masumcuk. Masumiyeti biri kadar ya. Çok masumdu. En azından pasaport vizesi var. Ha doğru. En azından euro dolar euro. Euro kaç oldu biliyor musun Özgür gülüyor ona? Gece yatırım. Çocuk şimdi Avrupa vatandaşı oldu. Siz adama son lafınız ne olurdu? Zor bir soru sordum. Evet. Çükün düşsün inşallah senin. Ben geber hayvan derdim. Yani umarım iyileşirsin derdim. Ne kadar kibar kaldı bir oyunda ya. Umarım iyileşirsin. Allah şifanı versin inşallah. Geçmiş olsun. Evet efendim. Kapattık diyormuş. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Smarty çaşkı bay bay. Bugün de aşırı bilgilendirici bir videoyla geri geldik ve 4. sezonumuzun ilk konuğu bizimleydi. Teşekkür ederiz tekrar. Kendisini kanalında linklerinde her şeyi aşağı koyacağız. Özgür unutmazsa bir zahmet unutma yavrum. Açıklamada hepsini göreceksiniz. Onları da tıklıyorsunuz. Gelip bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Yorgun argın geldi buraya ayağına sağlık. Çok mutlu oldum. Biz nasıl? Vallahi dünyanın en pozitif insanı kendisi. İyi ki geldi. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hepimize destek olmayı unutmayın. Bu içerikleri sizin için çekiyoruz. Evet yapıyoruz. Arkadaşlar. Yani... Herkese abone olun. Herkese. Abone olun arkadaşlar. Bir saniyenizi alacak yani. Bu kadar basit.
Doğru. Doğru. Kendi doğru mu demeyip aynısını martı diye. Her yerden zeki. Arıyoruz. Kendinize çok bakın. Mua. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't